Çünkü yemeklerden fırın köfte var, paça var, bir de salata var. Bu köyün özelliği ne? Köyün özelliği, rahmetlik bir Alim Hoca vardı bundan yıllar önce. O adam burada kahvenin önünde birisini görmüş, zeytinden ekmeği açarken. Buna çok etkilenince bu kendisi o akşamdan bir program hazırlamaya başlamış. 35 yıl açıyım. Ben malzemesini istiyorum, kömür tamam. Getiriyor, ben kendi programıma göre pişiriyorum. Yani menüyü sen belirliyorsun? Evet, menü. Peki vatandaşlar yediği yemekten memnun mu? Hiç bugüne kadar şikayet oldu mu yemekle ilgili? Şikayet olmuş olsaydı bir daha bizi tekrar çağırmazdılar. Eyvallah. ...2004 yılında bir kamyoncunun kahvemize gelerek ekmek ve zeytinle iftarını açtığını gören Alim Hocam böyle bir geleneği başlatmaya karar veriyor ve köyümüzde konuşarak bu kararı alıyor. İlk zamanlar evimizde pişiyordu yemeklerimiz. Zamanla yaza yöneldiği zaman bayağı kalabalıklaştığı için şu anda mutfağımız var, profesyonel aşçımız var ve köyümüzün kişileri tarafından bu bütçe karşılanıyor. Ve iftarlarda bundan sonra da devamını getirmeyi düşünüyoruz. Bunu sebep olan hocamdan da Allah rahmet eylesin. 2004 yılından bu yana devam ediyor bu geleneğimiz. Ortalama ilk zamanlar belki 30-40'tı ama şu an 80 kişi civarında. Günlük, evet. Günlük 80 kişiyi ağırlıyoruz burada. Yoldan geçenlerimiz de duruyor, bilenler de duruyor. Zaten boş masalara da kaldığı zaman da köyümüzdeki arkadaşlarımız oturuyor ve burada hep beraber iftar yapılıyor. Asıl amaç bir yandan da kaynaşma oluyor. Yani buradaki iftarda hiç tanımadığımız insanlarla beraber ekmeğimizi paylaşıyoruz. O da bizim çok hoşumuza gidiyor. Çok hoş. Erzincan'dan geliyorum, Trabzon'a gidiyorum. Ne taşıyorsun? Çimento, kum. İftar saati, Kırıklı köyündesin. Evet. Daha önce gelmişliğin var mı? Daha önce bir defa daha rastlamıştım böyle ama biliyordum burayı. Nasıl duygulama? Çok güzel, yıllardan beri de benim bildiğim kadarıyla bir 10-15 yıldır da burada devam ediyor. Daha önce burada evlerde hanımlar yapar götürdüler, görmüştüm bir defa. Sonradan sevinmişler burada, ağaçlı falan tutmuşlar, Allah razı olsun. Mükemmel bir şey, hem bizim için hem yolda kalan yolcular için. İşte buradan aşağı ben insem iftara belki Gümüşhane'ye yetişemeyecektim. İftarımı burada gönül rahatlığıyla da yapacağım. Selamun aleyküm. Arif canım, iftara mı geldiniz? Vallahi iftara geldik. Aslında Gümüşhane'ye yetişecektik ama yetişemeyeceğiz. Basa basa da gitmenin bir manası yok. Allah razı olsun. Böyle bir organizasyon yapmışlar. Oturup yiyelim. Bardak var mı? Bardak var mı?